Türkiye çok ciddi bir ateş çemberi içerisinde. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın ifadesiyle sıfır komşularla sıfır sorundan sırf soruna evrilen bir süreç. Suriye, Irak, İran bir anlaşma yaptı küresel dünyayla. Yunanistan çöktü ve hemen her bir tarafımızda bir artı bir ekonomik kriz. Dolar 3 lira ve buna göre hesap yapılıyor. IŞİD, Türkiye'deki resmi rakamlarla 2 milyon 200 bin Suriyeli, her gün Yunan adaları üzerinden Avrupa'ya geçen yüz binlerce, Sırbistan, Macaristan üzerinden Almanya'ya sığınmaya çalışan Suriyeliler, bir yandan füzeler IŞİD'i, bir yandan Kandil'i vuruyor. Her gün gün aşırı şehit, yaralı haberleri geliyor. İlk haftalarda son derece duyarlı olan hükümet ve medyası, son haftalarda belki biraz daha artık istatistiksel veri olarak bakmaya başladı buna. Etrafımız ateş çemberi sevgili Ahmet Altan ve biz içeride bunları konuşuyoruz. Türkler ve Kürtler bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani neticede bu adamlar bu adamlar da bu ülkenin adamları, yani bu şikayet ettiklerimiz. Kötü bir kadro. Kapasitesi olmayan bir kadro. Yani demin de söylediğim gibi ellerine iyi bir plan verirsen, uygulama yetenekleri var ama kendileri plan yapmaya kalktıklarında olağanüstü cahil ve beceriksizler ve çökerttiler. Yani 4 sene, bu son 4 senede AKP, Erdoğan, biz yönetebiliriz. Kendi planını çöktü. Yani onların plan yapacak. Bir ara soru sormuştum size, onu bir daha sorayım. Bütün bu oyun kuruculuğu bir kişiye yüklemek biraz haksızlık değil mi? Tek adam tırnak içinde şeyi sağlıyor. Ya benim gördüğüm o tek adam 3-4 tane de danışmanı var. Genellikle öyledir zaten. Yani etrafında da onların da kimler olduğunu biliyoruz. Birkaç tane adamı var. Onlarla oturup zaten eğer öyle olmayıp da daha aklı başında geniş bir çevresi olsa bu kadar saçma sapan iş yapar mıydı ya? Orta Doğu'da Türkiye bu hale gelir miydi? Yani bütün dünya IŞİD'li destekçisi olarak Türkiye'yi görüyor. Türkiye çok küçümsenen bir ülke haline geldi. Çok küçümsenen bir ülke haline geldi. Bu hale gelir miydi? Gidip biraz doğru düz adamlarla konuşsaydı. Bundan 4 sene önce, 5 sene önce Ergun Özbudur'du AKP'nin anayasasını hazırlayan adam. Evet. O çaptan nereye geldi? O çaptan nereye geldi? Çünkü ben yapacağım hesapları, ben yapacağım planları deyince kendine uygun çapta adamlar buluyor. Bak Erdoğan'ın etrafına. Bak Erdoğan'ın adamlarına, yani böyle bunun, yani kim? Ya kim? Ergun Özbudun da onun anayasasını hazırlayan adam. Komisyonun başındaki isim. Ya oradan nerelere geldiler? Çünkü yani bütün, çünkü tamamen sadakat sistemine döndüler. Yani Erdoğan'ın istediklerini yapacak. Erdoğan'ın istediğinin hukuki mi, ahlaki mi olduğunu sorgulamayacak ve bunları yapacak. Peki bunu böyle uygulayacak adam kimdir? Oturacağı mevkiyi hak etmeyen bir adamdır. Artık kalite sorunu var diyorsunuz. Büyük bir kalite sorunu var. Çünkü en kalitesi, işte sana ben Türk Hava Yolları'ndan çok minik bir örnek veriyorum. Tabii. Gazete hesabına giren bir adamın bir uçak o kadar büyük bir yönetmesi mümkün mü? Değil, yönetemiyor. Bir tane zamanda kalkan uçağı yok. İçeride gazeteleri almama çok akıllı bir şey yapmışlar. Gazeteleri koymuyorlar. Uçağı kaldıramıyorsun adam. Çünkü sen küçük işlerle uğraşıyorsun ve o büyük işi yapabilecek adam değilsin. Ama bunu özellikle oraya öyle bir adam koymuşlar. Adamı tanımam. Sadece şeyden söylüyorum, gördüğümde. Bu her yerde böyle. Yani ya işte arazilerden para vuracak birini koyuyorlar. Ya işte Erdoğan'ın propagandasını yapacak biri. Bunların hepsi de çapsız adamlar oluyor. Çünkü vasıflı biri buna razı olmaz. Sen vasıflı birine hukuksuz bir iş yaptırtamazsın. Vasıflı bir adama ahlaksız bir iş yaptırtamazsın. Haksız bir iş yaptırtamazsın. O zaman ne oluyor? Sen etrafını tamamen vasıfsız adamlarla çeviriyorsun ki bu işleri yapabilsinler. Ve düşünsünler ki eğer hukuk ve hak olsa, adalet olsa ben burada olmazdım diyor adam. Onun için de haksız, adaletsiz, hukuksuz davranıyor. O yüzden de işler batıyor. Yani ekonomi bir krize gidiyor. İş doğru işler hiçbir şey yok Türkiye'de. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yağmur yağıyor, binalar yanlış yere yapmışlar. Köprüler yanlış yapmışlar. Patlıyor binalar. Ve bunlar daha artacak. Fiziksel olarak da Türkiye'nin çöktüğünü görüyoruz. Çünkü herifler son 4 senede çalmadıkları para kalmamış. Asfalt yol yapıyoruz diyorlar. Yollar 2 hafta sonra soyuluyor ya.
Çünkü çalmışlar, çalıyorlar. Çalıyorlar. Bak Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi de dahil, rüşvet ve hırsızlık çok olan bir tarihtir. Fakat rüşvetin, hırsızlığın, soygunun asıl olay olduğu tek dönem bu son 4 yıl. Yani asıl amaçları, asıl işleri soymak. Asıl işleri soymak, soyuyorlar. Bir ülkenin böyle soyulduğunu ben görmedim. Ya çok hırsız gördük bu ülkede. Ama sistematik bir biçimde soyan bir çetenin bir de haklıyım diye ortaya çıkıp her şeyi batırdığı bir dönem bu. Dış politika battı. Ekonomi krize giriyor. Uçakları uçuramıyorlar, trenleri götüremiyorlar. Yağmur yağıyor, şehirler batıyor. Gittiler başkan olsun diye savaş çıkarttılar. Çocuklar ölüyor sokaklarda. Türkiye bu felaketi taşımaz. Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak. Bu felaketi taşımayacak. Ama seçimlere kadar dahi olsa, 2 ay bile olsa karşılaşacağımız şiddeti engellemek için ortak ses çıkartmak gerekiyor. Siyasi partiler ortak ses çıkartırlarsa, yani ben Kürtleri tanımayacağım diyor Bahçeli ama sen Kürtleri tanımazsan gidip hukuksuz bir başkanlık sistemini tanıyorsun. Daha mı iyi? Fiilen rejimi değiştirdim diyen bir adamın yanına gidiyorsun. Kürtler bir gerçek. Erdoğan'ın başkanlığı bir hayal. MHP bir hayalle bir gerçeklik arasında politikasının ne olacağına karar vermek zorunda. Hayalle işbirliği yapacaksa, ki şu anda yapıyor gözüküyor, gerçekten kopacaktır. Gerçekten koparsa oyları da azalacaktır. Yoksa çıkıp konuşacaklar. Ya Kemal o olmadı, Kılıçdaroğlu'yla HDP bir arada olacak. Bir birlikte güçlü bir ses çıkması gerekiyor. Söylemek istediğim şey bu. Peki. Ahmet Altan, yol yorgunsunuz, anlattınız. Bütün bu kalabalık arasında akşam geldiniz. Desteğiniz, katkınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu akşam geleceğim. Ne zaman geleceğim? Sağ olun. Yürekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür medya ederim. Medya grubumuz adına. Çok geçmiş olsun. Bizi bu sıkıntılı günlerde yalnız hiç bırakmadığınız canınızı için. Sıkmayın. Hiç evet. Canınızı sıkmayın. Benim babaannemin bir lafı var. Diyor ki doğru eğilir ama yıkılmaz. Doğruysanız yıkılmazsınız. Doğru olan eğilir, rüzgar onu biraz hırpalar ama o hiçbir zaman yıkılmaz. Bunu yıkılmadığını da göreceksiniz. Korkacak bir şey yok. Sizin için söylemiyorum. Bütün bu ülke için söylüyorum. Korkacak bir şey yok ya. O kadar da değil. De ki hapislere attı. Kaç tane atacak? Kaç kişi atacak? İşte darbeciler stadyumlara koyacağız. Koysunlar, top oynarız. Korkacak bir şey yok. Onlar korksun, çalanlar korksun, çocukları öldürenler korksun, savaşı çıkıp insanları sokaklarda vurdurtanlar korksun ve korkuyorlar. Onların korktuğunu görün ve siz korkmayın. Korkmayın ve bir arada deyin ki yeter artık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sen sağ ol. Bu özel yayını noktalıyoruz. Ancak gün boyu devam eden yayınımız gece ve sabaha kadar ve yarın da devam edecek. Bizden ayrılmayın.